Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Photoshop'a başlangıç oynatma listemizdeki bugünkü konumuz File menüsünden Save ve Save As. Kaydet ve farklı kaydet arkadaşlar. Kısa yolları yan tarafta yazdığı gibi Ctrl S ve Ctrl Shift S olarak gözüküyor. Şimdi konumuza geçmeden önce şu sağ tarafta bulunan layer'larımızın isimlerini bir yazalım. Karışmaması için. Bu göl sanırsam. Arkadaşlar büyük bir şey olduğu zaman zaten burada layer'ımızın yan tarafında bulunan transparanda hangi layer olduğu gözüküyor. Bu neymiş? Bu küçük olduğu için. Bu da bulut. Şöyle şu kopyayı da silelim. Karışmasın. Bunu neden yapıyoruz arkadaşlar? Layer'lar arasında daha da böyle rahat geçişler sağlamak için. Şimdi hemen örneğini göstereceğim. Şu iki tane objektifimiz vardı sağ alt köşede. Bunların ikisini Ctrl G tuşuna basarak gruplandırıyorum. Bunu grubu ileriki videolarda göstereceğim arkadaşlar. Şimdi söylemek istediğim örneğin Move tuşuna bastığım zaman yani V kısa yolu arkadaşlar. Ben burada istediğim herhangi bir layer'a rahatlıkla geçiş sağlayabileceğim. Mesela ben burada beyaz bir ata geçmek istiyorum. Hemen sağ tıkladım. Beyaz at dediğim zaman hemen beyaz atın layer'ına gelmiş oluyorum. Sol ata geldiğim zaman hemen sol atın layer'ına gelmiş oluyorum. Bunun diğer bir kısa yolu da Move tuşu yani V'ye bastığımız zaman Ctrl tuşuna bastığımızda hangi layer'a gitmek istiyorsak o layer'a gelebiliyorduk. Burada çok layer olduğu için bazen beyaz ata gelemeyebiliriz. Yani Ctrl tuşuna basılı tutarak. Biz bunu ne yapacağız o zaman? Hemen layer'ımızın ismi yazdığımız için hemen sağ tıklıyoruz beyaz atı seçtiğimiz zaman. Beyaz at layer'ına geliyoruz. Şimdi layer'ın ismi yazmadığı zaman acaba bu layer'ın ismi neydi diye hep yanlış layer'ları seçiyoruz. O yüzden genelde bu şekilde isimlerini yazarsak layer'lar arasında geçişimiz daha da kolay olur. Evet şimdi konumuza gelelim. File, Save. Şimdi arkadaşlar ben burada bir ufak bir uygulama yapmışım ki tekrardan kaydetmeyi sordu bana. Şimdi ben burada eğer kaydetme olmazsa yani şöyle göstereyim. Herhangi bir böyle blur ekliyorum. Şimdi bana tekrardan save kayıt aktif hale gelecek. Eğer ben bunu kaydettiğim zaman bana tekrardan bu aktif hale gelmeyecek. Çünkü en sonki halini ben kaydettim diyor buraya. Evet, şimdi kaydetmiş olduğu bir dosyaya bakalım. Bunun uzantısı PSD'dir arkadaşlar, Photoshop'un uzantısı. Ben buraya bir şeklinde bir isim verdim. Şimdi bunun bir JPEG veya diğer formatlarda bir çıktı. Kaydedelim. File, Save As. Yani Ctrl Shift S. Bastığım zaman arkadaşlar bana buraya nereye kaydedeceğimi soruyor. Sonra hangi formatta ve ismini soruyor. Ben buna JPEG alacağım. Yani buraya geldiğim zaman arkadaşlar 1'e bastım, Tab bastım, J yaptığım zaman hemen JPEG geliyor. Bunun kısa yolu budur arkadaşlar. Tekrardan gösteriyorum. Ctrl Shift S'e bastığım zaman zaten direkt dosya adına geliyor. Dosya adından Tab JPEG yaptığım zaman J'ye bastığım zaman hemen JPEG'e geliyor. Şimdi bir JPEG alalım. Kaydet dediğim zaman burada quality yani bunun çözünürlüğü arkadaşlar kalitesi. Bunun istersem en düşük, orta, medium, yüksek ve maksimum en yüksek şekilde. 12 yaparsak daha da güzel olur. Kaydet diyorum. Hemen kaydoldu. Geliyorum klasörüme. Bir tane JPEG oluyor arkadaşlar. Şimdi bir açalım. Biraz geç açtı. Evet.
JPEG'imiz bu şekilde arkadaşlar. Yaptığımız şekilde aynı şekilde bize resim formatında bir şey kaydetmiş oldu. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Burada birkaç tane daha PSD dosyası, Photoshop dosyası da olsa da her zaman her PSD, her Photoshop dosyasının bir JPEG'ini alın. Neden bunu söylüyorum? Kaydedin. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu PSD dosyasının JPEG'i bu. Burada başka bir PSD dosyası var. Onun JPEG'i bu. Acaba bunun içinde ben ne kaydetmiştim diye girip kapatıp tekrardan girip tekrardan kapatıp bunlarla uğraşmayın. Yani benim tavsiyem size her yapmış olduğunuz PSD'yi Photoshop formatına bir JPEG haline getirin. Şimdi diğer farklı formatlara geçelim. Ctrl Shift S'e bastığım zaman arkadaşlar bunun yeri File menüsünden Save As. Save As'a geldiğim zaman bana burada ne yapabiliriz mesela? RAW yüksek çözünürlüklerde oluyor. Genelde fotoğraf çekerken RAW olarak çekiyor. Bunları da göstereceğiz ileride. PDF, TIFF, bazı arkadaşlar 150 Regulation istiyor ve TIFF formatında istiyorlar. Bunları da daha da kapsamlı ileride derslerimiz olduğu zaman anlatacağız. Şimdilik birkaç tane bizim en çok kullanacak olduğumuz JPEG ve PDF. PDF kaydedelim. PDF'imize bastığımız zaman kaydet diyorum. Şu an OK diyorum ve Save PDF OK diyorum. Evet, şu an PDF'imizi kaydediyor. Bazı çıktı alma yerlerine, özelliklere gittiğimiz zaman bizden JPEG istemiyor arkadaşlar. PDF istiyorlar. O yüzden çıktı almaya gittiğiniz yere hangi formatta getirmem gerektiğini söyleyin. Ona göre siz de kaydınızı oluşturursunuz. Tabi PDF'e bastığım zaman biraz geç açıyor. PDF şekilde açmış olduk arkadaşlar. Şimdi burada bir şey göstermek istiyorum. Ben şimdi layer'ları açık halde bir arkadaşıma benim bu Photoshop uygulamamı göndermek istiyorum. Siz JPEG attığınız zaman şöyle göstereyim. Açtığınız zaman layer'ları kapalı bir şekilde gelmiş olur. Yani bu Photoshop'la hiçbir bağlantısı kalmamış bir resim dosyasıdır arkadaşlar. Bunu kapatıyorum Ctrl W ile. Hemen PSD'me geçmiş oldu burada şu an. Bunu bir de PDF'i deneyelim. PDF'i de benim uzantıda bir sıkıntı olduğu için açmadı ama aynı şekilde nasıl JPEG'de gördüysek background şeklinde aynı bu şekilde gelecekti arkadaşlar. Yani biz buraya kapat diyelim, açalım. Bu PSD dosyamızı arkadaşımıza gönderdiğimiz zaman biz burada bu ortamı nasıl görüyorsak aynı şekilde o arkadaşımız da görecektir. Hangi Photoshop kullanıyorsa aynı şekilde görecektir. İster son sürüm, ister CS2 arkadaşlar. Tüm sürümlerde bu aynı ortamı göreceğine inanın. Şimdi burada bir özellik daha var arkadaşlar. Burada Save or Web var, Place var, Import var, Export. Bunları File menüsündeki diğer tüm özellikleri göstereceğiz kullandığımız zaman. Örneğin Script ve Automate. Burada actions yapacağız ileriki zamanlarda. Action'ları burada script ve Ctrl O yapıyorum arkadaşlar. Tekrardan gösteriyorum. Script ve Automate'de sık sık kullanacağız. Bu action'ı bununla ileriki zamanlarda para kazananlarımız çok olacak arkadaşlar. Ben geçmiş dönemlerde bu sadece action'dan Automate ve Script kullanarak çok paralar kazandığım olmuştu.
Bunların hepsini ileriki videolarımızda göstereceğiz. Umarım bu videomuz size yararlı olmuştur. Devamında güzel videolarımız gelecek. Bana destek olmak için abone olmadıysanız abone olup videolarımı beğenip ve altına yorum yazarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşça kalın.